Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi burada sufrelerimiz var. Benim balkonda 5 litre bir tane bidonum var. Pardon. Arkadaşlar onda sufresi üretiyorum. Şimdi ondan bir hasat yaptım. Size de yakından göstermek istedim. Şöyle çevirelim. Tamam. Arkadaşlar burada var. Yakın çekim falan alsam çok güzel olur. Evet, bu şekilde. Çünkü arkadaşlar bir sürü dolu olan var. Yankılarında bir sürü yumurtalar var. Bakın mesela şu örnek. Şöyle çok da netleştiremiyorum. Şöyle. Arkadaşlar arkalarında bir sürü yumurtalar var. Göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Arkadaşlar uzaktan yaparsak. Evet arkadaşlar bakın. Hepsi şu an burada. Bakın arkadaşlar bir sürü yumurtalı olanlar var. Mesela şu arkadaşlar. Hemen önümüzde duran. Bakın arkasında bir sürü. Sanki bir kese gibi bir şey var. Onlar yumurta. Zaten süpresi gören veya bakan bir çoğu kişi biliyordur bunu. Yumurtalarını. Bu şekilde yavruluyorlar. Yani ben bunları şimdi balıklara vereceğim. Ama kıyamıyorum da yani. O kadar yumurtaları var. Bir sürü yumurtası olanlar var. Bazıları 3-5 tane topluyor. Burada böyle ondan fazla yumurta toplayanlar falan var. Onlar devamlı topluyor zaten. Zaten bütün süpresini de almadım. Çok az miktarını aldım. Hala üremesini istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sprelerimiz. Çok almadım zaten, az aldım. Şunlar süpresi değil. Bakın şöyle. Bunları hem biraz yavru balıklarımıza vereceğiz. Hem de biraz anaçlara vermeyi deneyeceğim. Bir de birkaç tane yenilik var, onları göstereceğim size. Şimdi hemen hasada geçelim. Bunları balıklarımıza verelim. Evet arkadaşlar da arkadaşlar. Yeniliklerden birisi. Sanışamadım arkadaşlar. Buradaki yavruluğu aldım. Da kocaman bir tane 5 litrelik bidon vardı ve hep arkalarına saklanıyordu yavrular ve bu da zaten onları göremiyorduk ve kötü bir görüntüye sebep oluyordu. Zaten kocaman da akvaryum yarısını kaplıyordu. Onu aldım arkadaşlar. Yeni küçük yavrular geldiğinde koyacağım veya belki de büyük akvaryuma koyarım, şimdi emin değilim arkadaşlar. Onun dışında buraya bir tane büyük şey koymuştum arkadaşlar, şöyle büyük boyutta şey koymuştum, o ne deniyor, o motor arkadaşlar, akvaryum motoru koymuştum, şu an ismini unuttum. Bildiğiniz motor böyle. Hem oksijen veriyor hem de süngeri var. Onu zaten birazdan göstereceğim. Arkadaşlar onu koymuştum. Onu ne kadar açarsam açayım. Hatta hava alma yerini kapatsam bile arkadaşlar full. Kendi kendine böyle bir akıntı yapıyordu. Ve gerçekten çok fazla bir akıntıydı. Balıkları çok rahatsız ediyordu. Ve arkadaşlar açınca da çok fazla oksijen veriyordu. Yani hem bu akvaryum için gerçekten büyüktü. Ve büyük akvaryum için de çok da mükemmel bir motorda, öyle diyeyim. O yüzden onu büyük akvaryuma koydum. Balıklarını da zaten buradaki yavruluğu çıkarınca da zaten burası daha da balıklar. Burası çok daha güzel oldu. Balıklar artık görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bir daha görüntü almaya çalışalım. Yavrularımız bu boyutta. Maşallah. Balıklarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Maşallah diyorum tekrardan. Arkadaşlar şimdi bunlara azıcık süpresi vereceğim. Şöyle bir şırıngayı aldım. Küçüklerde almaya çalıştım. Büyükleri büyük akvaryumdaki anaçlarımıza vereceğiz. Şöyle tekelle yapıyorum. Böyle birazcık var içinde. Şimdi bunu vereceğiz balıklarımıza. Şimdi nasıl yapsak? Direkt şunu alalım ya da. Şöyle. Balıklar korktu tabii biraz. Şimdi arkadaşlar süpreylerini şöyle şu şekilde bırakıyorum. Neyse arkadaşlar bıraktım. Şimdi spreyleri şurada. Balıklar diğer tarafa kaçtı korktuğu için. Şimdi kapağı kapatalım. Şöyle. Sonra kapağını kapattık. Nerede spreyleri şu an göremiyorum. Spreyleri akıntıya dayanamadı galiba. Şurada bir iki tane var. Şöyle evet şurada. Şöyle birazcık gözüküyor. Hafif şuradan bakarsanız. Arkadaşlar çok gözükmüyorlar artık, yerlerse yerler, yapacak bir şey yok.
şöyle bunları bir tarafa çekelim biraz. Korkutarak. Yerler, yerler. Onun dışında çok önemli değil. Yiyecekler mi diye merak ettim sadece. Şu an spreylerini bile göremediğim için. Ya şurada bir tane var. Evet, onu yemeye çalışıyorlar. Tabii ki de yiyorlar arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Yemeye çalışıyorlar ama tabii yavru olanlardan vermeliydim. Yani şu bile büyük onlar için. Şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bir şekilde asıl büyük balıklarımızı vereceğiz. Şimdi hemen büyük balıklarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer yenilik de size dediğim gibi buradaki motoru, akvaryum motorunu buraya aldım. Şu an full açık ve çok fazla bir şekilde oksijen veriyor. Çok hızlı ve arkadaşlar akvaryumda akıntı yarattı. Şöyle netleyeyim. Arkadaşlar akvaryumda şu an gördüğünüz gibi akıntı var. Önceden akıntı yoktu arkadaşlar. Ve bu akıntı olması cikletler için çok iyi. Çünkü cikletler akıntıyı seviyor. Ve aynı zamanda da arkadaşlar çok daha fazla oksijenlenmesini sağlayacak bu motor. Bunu da arkadan buldum. Eskiden ilk akvaryum aldığımda bunu kullanıyordum. Onu buldum. Bunu da artık kullanacağım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar spreylerimizi vereceğiz. Bu tabi çok akıntı yaptığı için bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Yok spreyleri hemen uçar. Şimdi arkadaşlar spreylerimiz burada. İçinde biraz fazla su var. Umarım dökmem. Bu şekilde. Öncelikle bir fazla suyunu azıcık atalım. Çünkü zor olacak. Bir iki tane spreyi düştü. Önemli değil. Tamam. Şurada. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu dökeceğiz. Bakalım balıklarımız ne tepki verecek. Şöyle yaparsak. Hatta arkadaşlar ben bunu bir şey alacağım. Kepçe alacağım bunları. Öyle vereceğim. Öyle daha iyi olur. Şimdi hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Kepçemizi aldık. Sprelerini. Şimdi balıklarımıza vereceğiz. Ama tabi kaçtılar şu an benden korktukları için. Spreyleri burada. Fazla bir miktarda var. Şöyle şimdi balıklarımıza veriyoruz bu spreylerini. Şöyle şu şekilde. Bıraktım. Arkadaşlar kameradan pek güzel gözükmüyor maalesef. Ben de gözüksün isterdim ama yapacak bir şey yok, pek güzel gözükmüyor. Şimdi bakalım balıklar ne yapacak. Yemeye başladılar. Şöyle hafiften. Şu falan yiyor. Evet arkadaşlar yiyorlar. Sevdiler tabii ki de. Yiyorlar. Arkadaşlar bu büyük balıkları çok net veya çok güzel bir şekilde gösteremiyorum. Çünkü çok hızlılar ve büyükler. Arkadaşlar. Şu an hepsini yediler bu arada. Çok hızlılar ve büyükler, o yüzden pek hoş görüntüler çıkmıyor bunlarda. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.